dilencilerle karşılaşıyor musunuz? Çok. Şehir dışına gittim. Bayağı İstanbul, Adana, Ankara. Ankara'da çok, İstanbul'da çok. Kayseri'de? Kayseri'de de çok. Suudi Arabistan'da da çok. Peki para veriyor musunuz? Vermiyorum. Neden? Bazılarından 500 milyar çıkıyor, bazılarından 200 milyar çıkıyor, bazılarından 4 tane tapu çıkıyor. Evlerine gidip öyle bakıyorum. Yoksa baktığıma inanmıyorum. Karşılaşıyor. Her zaman karşılaşıyor. Sık sık karşılaşıyoruz. Çok karşılaşıyor hem vallahi. Versen olur, vermesen olur. Gene de veriyor 5 lira, 10 lira. Kıyamet gibi. Karşılaşıyoruz. Karşılaşıyorum. Tabii ki karşılaşıyoruz. Maalesef her gün, her dakika. Çok karşılaşıyoruz. Veririm. %99 veririm. Ben işsizim. Buna nereden para koyayım da vereyim. Çoğunlukla vermiyorum. Ben vermiyorum. Yalan söyleyeyim. Pek nadir. Vermiyorum. Veriyoruz. Verdiğimiz çok oluyor. Ama meslek haline getirdiler artık. Alışkanlık halinde. Bir de mekana girip mesela müşterilere yalvarmaları, oradaki ortamı falan değiştirmeleri çok kötü oluyor. Hiç baş edemiyoruz. Eskiden veriyordum, şimdi vermiyorum. Asla. Allah rızası anılınca diyor, Kur'an-ı Kerim'inde Yüce Rabbim diyor ki vereceksin. Neden? Herkese Allah yarattı yani, bir güç kuvvet vermiş, çalışsın yani, milletin sırtından geçilmesin. Televizyonda duyduğumuz, gördüğümüz şekillerden dolayı hani çoğuna vermiyorum. Durumlar iyi değil. Acık diyor, paramız yok diyor. Bize yardımda bulun diyor. Ben de tamam diyorum. Çıkarıyorum 5 lira, 10 lira. Bazı dürüm yaptırıyorum. İnsanlıkla amine yani. Genç kadınlara bakıyorum yani. Biz çoğu zaman çalıştığımıza göre onlar da çalışabilir. Genç. Yani çocuğun sırtını alıp ya da yanına koyan acı git merdiven silse. Hani her şey yapalım. Ben onu acındırmak, o başka bir şey değil ki. Biliyorum. İhtiyacları yok. Gerçekten ihtiyacıları yok dilencilerin. Suriyeliler bıktırdı bizi. Her şeyimizden, inancımızdan da vazgeçtiler. Allah'ın rızası için veriyoruz. Müslüman olarak en iyi şeyi kullanacağını biliyor. Dua. En güzel yol. En güzel sömürü. Allah Allah deyince iş bitiyor yani. Çünkü onlar da devlet bunlara maaş veriyor. Gene de dileniyorlar. Senden benden iyiler durumlar ya. Niye vereyim ki? O da çalışsın gitsin. Ben 70 yaşında çalışıyorum da onu niye çalışmıyor? Çalışsın gitsin. Çok rast geliyorum öyle terbiyesiz adamlara. Yapmasınlar böyle çocuklar. İnsan çalışıp kazanmalı. Hazır yememeli. Ben ömrümce hep çalıştım kazandım. Helal haram neyse onu bilmeli. Dinimizde zaten dilencilik yasak. Fakir insan dilenmez. Kabına çekilir o. Kişiler tarafından gözetlenir ve ihtiyacı karşılanır. Dilencilik asla olmamalı.